7. yıl dönümü. Hoş geldiniz efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizinle Ahlat'ta ilk yolculuğa başladığında İYİ Parti aynı otobüste seyahat etmiştik yan yana, hatırlarsınız. O günden bugüne İYİ Parti'de de çok şey değişti, memlekette de çok şey değişti. Bugün az önceki sesimizde izleyicilerimiz de izlediler. Grup toplantısından bir konuşmanızla açtık. O da Urgan'ı fırlattığınız andan başladık. Şimdi önce şöyle bir salı gününe gidelim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısına gidelim. Hiç bekler miydiniz Devlet Bahçeli'den böyle bir açıklama yapmasını? Vallahi konuşmamda da ifade ettim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya kadar geldiniz. Bu programda beni konuk ettiniz. Hem de tevafuken partimizin 7. kuruluş yıl dönümünde bizlerin misafirisiniz. Ben de sizlere davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bizlerle beraber olduğunuz için de şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamda da ifade ettim. Türkiye'yi, Türkiye'nin değerlerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Milleti'nin bekasını Sayın Bahçeli'ye karşı savunmak rüyamda bile görsem inanmayacağım bir durumdu. Dolayısıyla aklımın ucundan dahi geçmeyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Ama bilmeyenler için bir hatırlatma yapalım isterseniz sizin geçmişinizden. Yani Milliyetçi Hareket Partisi geçmişinizden, daha öncesine kaç yıldır bu camianın içinde siyaset yapıyorsunuz ya da mücadele ediyorsunuz demem belki daha doğru olur. Yani ben o camianın içine doğdum gibi hissederim kendimi. Ama yani, kaç yaşındaydınız girdiğinizde? Çocuk yaşlarda. Çocuk yaşlarda. Yani rahmetlik babamın da siyasetçi kimliği münasebetiyle çok küçük yaşlardan beri ben siyasetin içindeyim. O da zaten genellikle işte aidiyetinden rahatsız olmadığım bir siyasi yapının içinde geçmiştir. Hı hı. Bu konuda herhangi bir pişmanlık içerisinde değilim ama siyasi geçmişime bakarak değil, bugüne bakarak değerlendirmeler yapmak mecburiyetindeyim. Yani müktesebatım üzerinden mensubiyetimi yarıştırmak gibi bir kaygı içerisinde değilim. Hayır, ben, yani o camiadan gelen biri olarak başta çok şaşırıyorsunuz zaten, öyle değil mi? Ya oradan gelmesem de çok şaşırırdım. Ben yani bunu kim söylerse söylesin insan şaşırır. Hı hı. Yani bunu Sayın Bahçeli söyledi diye değil. Bunu Tayyip Bey de söylese çok şaşırırdım. Özgür Bey de söylese çok şaşırırdım. Ama son zamanlarda öyle açıklamalar oluyor ki konuşulan hiçbir şey insana sürpriz olmuyor. Dolayısıyla bazen de üzülüyorum yani. Gerçekten çok üzgünüm bu gelişmelerin yaşandığına. Türkiye'de anayasa değişikliği konuşulmaya başlandığı andan itibaren anayasa hariç her şey konuşuluyor. Önce anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesi üzerinden bir tartışma yaşandı. Sonra etnik köken üzerinden bir takım tartışmalar yaşana geldi. Sonra Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması tartışma gündemine getirildi. Yani anayasa konuşacağımızı zannederken toplum birdenbire bu tartışma başka bir yere evrildi. Ve dolayısıyla asıl meselenin anayasa olmadığı gerçeğiyle buluşturdu bizi bu söylemler. Onun için Türk Sizce milletini, asıl mesele ne Musavat Bey? Şimdi Türkiye'nin asıl meselesi gölgelenmek istenen sorunlar. Ama Türkiye bu gölgelenmek istenen sorunları konuşmak yerine yapay gündemleri konuşurken birdenbire ağır bir gündemin içinde buldu kendisi. Dolayısıyla meseleye sadece milliyetçi refleksler üzerinden yaklaşmak da doğru değil. Yani benim siz oradan yaklaşmadınız yani, öyle mi? Ben hiçbir zaman o pencereyi kullanmadım. Yani bu tür durumlarda sadece sert refleksler üzerinden konuşmanızı şekillendirirseniz
kendinizi de marjinalleştirirsiniz. Mesela öyle toptancı bir tarih şuuruyla bakıp yaşadığımız coğrafyanın jeopolitiğinden kaynaklı sorunları da nazar itibarı alarak söylem geliştirmek mecburiyetindesiniz. Onun için ifadelerin arkasında çok daha kapsamlı şeyler olabilir endişesinden hareketle benim de bir vatandaş olarak kaygılarım büyüyor. Ne onlar mesela? Bunlar çok derin düşünülmesi icap eden konulardır. Şimdi Türkiye gül bahçesinde yaşamıyor. Türkiye'nin etrafında çok büyük sorunlar var. Kuzeyinde savaş var. Güneyinde İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı saldırılar herkesin malumu. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan iki komşumuzda toprak bütünlüğüne halel gelmiş bir durum. Ve ayrıca buralarda terör örgütlerinin oyun alanına dönüşmüş ve Türkiye'nin geleceğini tehdit eden birçok oluşuma izin verilmiş. Bu coğrafyada yaşayan devletlerin jeopolitiği doğru okuyamamasından kaynaklı stratejik derinlik derken büyük bir stratejik belanın içine itildiği de aşikar. Türkiye bunun bu belanın içinde uzunca bir zamandan beri de yaşıyor. Ama Türkiye gelenekleri olan bir devlet ve 17 devlet kurmuş bir millet. Dolayısıyla Türkiye'de işte her önüne gelenin bir devlet aklı inşa edebilmesi de mümkün değildir. 5000 yıllık, asgari 3000 yıllık devlet geleneği olan bir topluma hiç kimse devlet aklı ve felsefesini şahsi bakışlarıyla, bakış açılarıyla dayatamaz. Onun için bu olup biten olayların hemen hepsinin arkasında ya geçmişte yapılmış hataların telafisine yönelik adımlar var ya da geçmişte yapılmış hataların ısrarı var. O hataları da ısrar etmek var. Haklı çıkmaya çalışmak arzusu var. Onun için meselenin bu konuya vukufiyeti yüksek, toptancı bir tarih şuuruyla meseleyi kavrayabilecek, yaşadığımız coğrafyanın dezavantajlarını bilecek, dezavantajlarını avantaja çevirebilecek ve burada varlığımızı sürdürmemize bu zamana kadar sebep olan dinamiklerin ayakta tutulmasını sağlamak gibi bir sorumluluk taşımak gerekiyor. Şimdi bu açıklamalar, bu ifadeler beni asıl şu sebeple üzüyor. Yani bu dinamikler aşındırılıyor. Türkiye'yi bu coğrafyada var eden ana fikir ve kuruluş felsefesinin tartışma masasına yatırılmasına vesile olabilecek adımlar üzüyor beni. Onun için rüyamda bile görsem inanmazdım dememin sebebi odur. Evet.